Akdeniz bölgesinin en etkileyici kültür varlığı seçkisi. Dünyanın en geniş repertuarlı arkeoloji müzelerinden biri. İlk olarak 1948 yılında ziyarete açılan Hatay Arkeoloji Müzesi, 2014 yılında yeni binasına taşındı. Müze, günümüzde dünyanın en geniş sergileme alanlı mozaik müzesi olma özelliğini de taşıyor. Yapı, 8 sergi salonu ve açık teşhir alanıyla konuklarına eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Müzede Roma ve Bizans eserlerinin yanı sıra Hitit ve Helenistik dönemlerine ait kültür varlıkları da bulunuyor ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki en özel parçalardan biri Yakto mozaiği ismiyle bilinen pano. Milattan sonra 5. yüzyıla tarihlendirilen eser, mitolojik karakter tasvirlerinden ve avlanma sahnelerinden oluşuyor. Orta bölümde Megalosofya, yani büyük ruh adı verilen figür yer alıyor. Büyük ruhun etrafında ise çeşitli av sahneleri ve hayvan mücadeleleri resmedilmiş durumda. Mücadele canlandırmalarındaki tasvirlerse yabancı isimler değil. Yunan mitolojisinin ünlü simaları Narkissos, Tresias, Akteon ve Adonis, Yakto mozaiğinin detaylarında sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Hatay Arkeoloji Müzesi'nin bir diğer yıldız eseri, Hitit Kralı Şubbi-Lüliyuma heykeli. Milattan önce 1100 ila 800 yılları arasına tarihlendirilen bu kültür varlığı, Anadolu'yu kıtlıktan kurtaran kral Şubbi-Lüliyuma'nın bilinen en önemli tasviri. Bukleli saçları, iri gözleri ve gür sakallarıyla etkileyici bir biçimde tasvir edilmiş olan kral Şubbi-Lüliyuma, bir eliyle başak, diğer eliyle mızrak tutuyor. Bu da yetenekli kralın halkına hem üretmeyi hem de savaşmayı salık verdiği anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıllarda Reyhanlı ilçesindeki arkeolojik kazılarda keşfedilen 1,5 metre boyundaki eser, müzenin en çok ilgi gören kültür varlıklarından biri. Antakya Lahdi ismiyle bilinen kültür varlığı da müzenin en önemli yıldızları arasında. Milattan sonra 265 ila 270 yılları arasına tarihlendirilen bu lahit, Roma dönemi heykeltıraşlığının zirve noktalarından. İşleme detaylarına bakıldığında lahdin aristokrat bir aileye ait olduğu anlaşılıyor. Eserin cephelerinde ise çeşitli sahne canlandırmaları mevcut. Ön dar yüzünde yeraltı tanrısı Hades'e giden bir kapı ve bir kurban verme sahnesi yer alıyor. Arka dar yüzünde ailenin soyluluğuna dair işaretler bulunurken, geniş yüzde ise gençliği, olgunluğu ve ihtiyarlığı sembolize eden bir veda tasviri göze çarpıyor. 1993 yılında Antakya'da bulunan ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülen eser, 2014 yılından bu yana Hatay Arkeoloji Müzesi'nde teşhir ediliyor. Tarih boyunca farklı kültürlerin iç içe yaşadığı, farklı soy ve inanışlardan gelen milyonlarca insanın ortak paydada buluştuğu en özel şehirlerimizden biridir Hatay. Hatay Arkeoloji Müzesi, bu çok sesliliğin antik çağdan beri süregelen izlerini gün ışığına çıkarıyor ve bölgenin kozmopolit kimliğini tüm dünyaya tanıtmayı başarıyor.